Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Erencan Umut ve haftanın son işlem gününde haftanın son borsa teknik programı ile programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki günlerden cuma ve karşımızda değerli hocamız Ahmet Mergen var. Değerli hocam, saygıdeğer hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk herkese. Nasılsınız hocam? İyi günler diliyoruz, iyi bir hafta sonu olsun inşallah. Üç i̇nşallah. Günlük bir hafta sonu olacak bu sefer. Doğru. Evet. Piyasa yani normal buralarda şimdi geldi 11.068'e kadar gelmiş, 20 puan kısa kalmış, geride kalmış final çizgisine 11.088'e. Belli olmaz yani, yukarıda da kapatabilirler saat 6'ya doğru. Koç, Tüpraş falan onlar birer lira, 1,5 lira neyse eksi de. Yani normal. Buralara gelince biraz sıkıntı olması. Zaten bir tane de doji oluştu şimdi. Açılışı kapanışı aynı görünüyor şu anda fiyat olarak. Artı onlarda falan dolaşıyor. Çanak tamamlandı gibi. Aşağı çok fazla yer var mı? Şu anki herhangi bir, yani bakıldığında çok da anormal bir şey yok ortada. Bir anda paldır küldür gitsin. Ha, diyeceksin ki ekonomi çok mu iyi kardeşim? Valla bu tantanayla ekonomi çok mu iyi, çok mu kötü bilmem ne falan diyerek, kusura bakmayın, 820 liradan 12-11 bin liraya geldi endeks. Yani millet 20-25 katı para kazandı. Ekonomi iyi mi kötü mü onu bilemem ama yani borsanın geleceğine çok ucuz fiyatlarda yatırım yapanlar para kazandı kardeşim. Yani git istiyorsan bul, bulabilirsen 40 liraya Ford'u. Nerede buluyorsun? Ya 1200'lerde falan bir yerlerde oynaşıp duruyor. Kaç katı oldu? E git bul bakalım. Ben de bir çağrı yapayım. Toplamak istiyorum garantiyi 12 liradan. Veren varsa. Ne 12 lirası? Sadece dün 10 lira gitti yukarıya. Yani bir günde gitti 10 lira. Kağıt gelmiş 132'ye. Kağıt kalmamış, bir şey olmamış ortada. Yani yapan yaptı. Şimdi tabii biraz daha tehlikeli bölgeler. Sular biraz daha derinleşti burada. Alttan ne geleceği belli olmaz. Hangi köpek balığının geleceği. İşte Fed'le uğraşıyoruz. Fed'le zaten bir şey askıya aldı. Yani seçime kadar, başkanlık seçimine kadar hiçbir şey olmaz orada. Ufak tefek hareketlerle işte biraz ayar çeker piyasalara. Aradırsa öt öt falan filan der. Falan fena yaparım ha. Yani herkes biraz tırsar gibi oluyor. Ama da alıştı. Yani piyasalarda artık çok fazla bu laflara alıştığı için artık öyle yaparım ha, fena yaparım falan gibi seslere kimse kulak da asmıyor artık. Tabii tabii yaparsın diyor. Geçiyor millet. Dow Jones 39.700-800'lerde falan. 40 bine bir şey kalmadı. Bir kere daha geliyor ya. S&P bildiğim kadarıyla tarihi zirvede mi ne? Nasdaq tarihi zirvede 21 bin lira doğru yol almakta. Ve altın, dün altında 2430'a falan değil mi? 35'e kadar mı ne? Bir yerler 2420 mi? 35 mi? Oralara kadar bir hareket oldu kardeşim. Üst banda geldi. Gene bakarız tabii. Burada da ortalamaların üzerindeyiz. Ortalamalar 10.700'ler civarında 20 günlük. Onun üstünde kaldığı sürece bir iki gün daha burada gider. Gelecek hafta 4 gün. Yani kısa bir hafta olur. Öyle olunca burada 3-4 gün daha geçirebiliriz. Sonrası yukarıya doğru hadi gidiyoruz diyorsak, karar veriyorsak. O zaman 12.200'ler. Önce 11.700-800, sonra 12.200 gibi bir hedef kendimize tayin edebiliriz. Hocam o zaman evi mevi satalım. Arabayı marabayı hurra diye dalalım. Bize bir kağıt söyle, malı götürelim. O şöyle kolay değil. Kimsenin de vebalini falan taşıma niyetim yok. Keşke garantisi olsa. 12.200'e gidiyor arkadaşlar. Size garanti veriyorum diyebilsem. Öyle bir şey yok. Sadece hedef tayin ediyoruz. Çanağın katlanması 3 aşağı 5 yukarı orayı gösteriyor. Dolar bazında da 344 dolara doğru gideceksin. Oraya doğru yanaşıyor. Şu anda 336 falan oralarda. Orta vade, uzun vade. Yani dilimizde çınar ağacı bitti.
bağıra 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 yukarı gidiyor, yukarı gidiyor, yukarı gidecek, yukarı gidiyor. Yok bankalarda bir halt olmaz, yok bankalar şöyle, yok bankalar böyle. Bankalar öyle böyleyse verin bakalım garantiyi yatırımcıya 12 liradan. Madem bir şey beklemiyordunuz garantide marantide, verin o zaman hadi. Yok abicim. Zaten hisseler genelde işler kötüye gittiği zaman, ekonomi pek iyi görünmediği zaman falan, resesyonun sonlarına doğru artık herkes iyice bezginliğin içindeyse, ya bu ülkeden bir şey olmaz, bu ekonomiden de bir şey olmaz, ondan da bir şey olmaz falan dediği zaman risk zaten orada alınır. Çünkü artık fiyatlar en ucuza, en düşük seviyelere inmiştir. Ya ekonomi düzelmezse hocam? Valla düzelmezse en fazla biraz daha %10, %15 daha gidersin aşağıya, o kadar. Ya hiç düzelmezse o zaman elektrikleri kapatır, terk edersin. Nereye gideceksen gidersin. İnanmıyorsan o işe. Yani ekonomiye toparlanabileceğine, bu ülkenin iyi yerlere gidebileceğine eğer bir inancımız varsa ümidi kaybetmemek lazım. Hani Çetin Altan'ın dediği gibi enseyi karartmayın derdi o da zamanında. Yani olumlu bakmak lazım. Olumsuz bakıldığı sürece bir şey olmuyor. Maalesef. Yani kendi kendimize stres yaratıyoruz. Üzüntü kaynağı oluyor. En sonunda kötü hastalıklar insana, vücuduna sarıyor. Ya olumlu bakılacak bir işte yok gibi. Senin tuzun kuru. Benim de tuzum kuru değil canım. Kimsenin tuzu kuru değil. Çok belli bir kütlenin tuzu kuru olabilir. Yani şimdi geçmişe dönmeyelim. Yani benim karyolamın iki tane sandık üzeri atılan beş tane, yani iki santim kalınlığında tahtalara beş tane tahtadan, iki metre boyunda tahtadan ibaret olduğunu söylemeyeyim. Onun üzerine bir tane yünlü yatak atarsın. Benim yatağım buydu ya seneler boyunca. Galatasaray Lisesi'nde de bir tane karyola vardı. Zaman zaman da üzerinde hoplamaktan, zıplamaktan, kaleci gibi uçmaktan ayakları kırılır karyolanın. Oraya da çöp kutusu koyardık babam gelene kadar, onları kaynaklatana kadar. Ne anlatıyoruz yani? Sabah kahvaltısında serpme kahvaltı yiyorduk Galatasaray Lisesi'nde. Evet, sabahın 7.30'una kadar işte biraz toparlanırsın, aşağı inersin, serpme kahvaltı yersin. Sabunlu çay içersin mideyi yıkamak için. 8 tane zeytin, bir tane ufak şeydi. Yani nasıl diyeyim artık, ufak camdan bir şey en fazla. Öteki tarafta otellerde falan veriyorlar ya hani, jelatinini sıyırıyorsun reçel diye. Yani bir tane ekmeğin üzerine süremezsin. Bir tanesiyle bir dilim ekmeği şey yapamayı yiyemezsin. Onun kadar ufacık bir reçel. Devletin parası bu kadardı baba. Devlet yani parası vardı da bizden mi sakındı? Yok. O yıllar böyleydi. 50'li yıllar, 60'lı yıllar böyleydi kardeşim. Yani dedikleri gibi babanın, artık baba diyeyim ona, Süleyman Baba, eski yılların yani taşla işte değil mi? Yollar yürümekte aşınmaz falan filan. Büyük filozofa döndü. En sonunda anlaşıldı. Yani biz Sage gibi büyük bir şeye döndü, filozofa. Onun dediği gibi. Yani koskoca büyük büyük böyle makinalar falan vardı. Devletin devasa parası vardı. Yeşilköy Atatürk Havaalanı'na tamam mı günde 500 tane uçak iniyordu, kalkıyordu 70'li yıllarda. Ne alakası var? O kadar paralar, o kadar büyük makineler falan filan vardı da onun için mi açılamadı? Yani Bolu Tüneli veya İstanbul'dan İzmit'e kadar olan yol. Ya para yok kardeşim. Ülkede para yoktu. Dünyada da para yoktu. Şimdi dünyada çok para var. O para serseri para gibi her tarafa gidiyor. Her tarafı çekirge sürüsü gibi giriyor, darmadağın ediyor, çıkıyor, gidiyor. Türkiye'nin peşinde olduğu para akıllıca yapılacak iş, mecburen buraya girip yatırım yapmak. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 5 milyar dolar neyse fabrikalar kurmak, Türk insanını eğitebilmek, Türk mühendislerine veya tarım sektörüne oraya buraya nereye yatırım yapılacaksa
orasıyla oraları kalkındırmak, onları yetiştirmek, onların know-how dediği, onlara bunu vermek, etmek, öğretmek, bununla beraber ortaklaşa bir para kazanmak. Yatırım için buraya gelen böyle paranın gelmesini ben tercih ederim. Herkes öyle tercih eder de. Yani ben de tabii Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Yani bunlar gelirse çok daha iyi yerlere gideriz. Yabancı alışları gelecek falan filan beklentisi de var. Onun için de enflasyon da var maşallah. Yani şu enflasyonu bir kere bir doğru dürüst bir rayına oturtsak, gerçek anlamda enflasyon bu kardeşim. Heh. Şimdi buna göre enflasyon düşüyor mu düşmüyor mu gerçek anlamda bir karşılaştırma yaparız. Bunu yaptığınız anda bu millet size inanır. Korkmayın yani. Bu ülke yüzüğünü, altınını, her şeyini verdi, eritti. Devlete verdi, geri geldi. Yani nikah yüzüğünü eritti verdi kardeşim. Para yok diye. Gene verir. Yani canını vermeye razı bir millet. Üç kuruşluk altınını, bilmem nesini, parasını mı veremeyecek? Verir. Ama her şeyi bir gerçek noktaya oturtursak daha rahat anlarız enflasyon düşüyor mu, kalkıyor mu? Düşmesi için de bir sebep yok. Niye düşmesin ki? Üreteceğiz, o kadar. Birbirimizin omuzlarına, omuz omuza verip üreteceğiz kardeşim. Yükleneceğiz bu yükü yani. Omuz omuza yürüyecek. Ha, zenginler de yüklenecek. 17 bin lira para alan değil. Öyle. Yani zengin düşmanı falan da değilim. Kazanmış, helali, hoş olsun. Normal yoldan kazandıysa da zaten %100 hakkı var. Nasıl isterse yaşar. Yani. Ama yani hep beraber bu işin bir yüklenirsek 2 senede bitiririz ya, makul seviyeye gelir diye düşünüyorum. Burası da yukarı gider diye hala çırpınıyorum, öyle söylüyorum. Umudum öyle yani. Geçelim. Hocam dolar bazında bakalım günlük grafiklere. Evet, grafiğimiz geliyor. $344. Oradaki tepeye gidiyor. 336'ya falan geldi. Orada boğuşuyor. Aşağı tarafta bir geldi, 308'i falan filan bir denedi, oradan zıpladı. Tamam mı? Yani bunun 402'si var. Yukarı tarafta önce $380 var, o civar, 370-380 arası. Daha sonra da 402 var. 402 neresi? 2013'ten sonra, 2014-2015 yıllarında oluşan bir tepki tepesi. Ama gene anlatıyorum, büyük yatlar $500 endeksteki fiyatları aştı gitti çoktan. Oraları geçtiler yani. Onlar yol gösteriyor. Bu endeksin $500 geçeceğini gösteriyor. Yani geçmesi gerektiğini normalde. Oralara kadar gelip de geçmesi gerektiğini de söylüyor. Onun için de ta 3-4 seneden beri söylediğim şey aynı. Kağıtları, büyük kağıtları alırsanız Pasifik Okyanusu'nda boğulun diyorum. Boğulacaksanız yani nedir? Namun yürüsün Behçet hikayesi. Bu böyle. Ufak kağıtlarda yeri geldiğinde çok para kazanabilirsiniz, edebilirsiniz ama bir süre sonra yan tahtalar dediğimiz yerlerde hisseler sizin elinize bir tutuşturulduktan sonra bir kaçarlarsa 8 ay, 10 ay, 1 sene, 1,5 sene duruma göre yani endeks mendeks yukarıya giderken siz maalesef para kazanamayabilirsiniz. Aksine para kaybedebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bir şey ne kadar fazla, ne kadar çok insan tarafından konuşuluyorsa herkes onu zaten almış demektir. Yani her tarafa o bilgi yayılmış. Orada para kazanmak çok zor. Alan almış zaten. Uzaydan, Mars'tan veya Venüs'ten birileri gelip mal almayacak. Şu kağıt mu kağıt? Bakıyorsun bakkalda aynı kağıt. Taksi şoförü aynı kağıt. Markete gidiyorsun aynı kağıt. Sokakta yürüyorsun şu kağıt ne olur? Hepsi aynı, hep aynı kağıtlar. Demek ki millete bu hisseler verilmiş kardeşim. Çekilmiş gitmişler atlara binip. Millet de orada çırpınıp duruyor debelenir. Ne olur ne biter diye. Son trende binilmiş. Yani son istasyonda trene binilmiş.
Bir süre sonra aşağı aşağı aşağı. Sonra ne zaman yatırımcı bıkıyor, beziyor, bezdiriliyor. Elinden şşt diye mallar çekildikten sonra hop o satar satmaz yukarıya. Önlenemez ki o. Öyle zaten. Bu iş bir şekilde öyle. Yani sattığınız hisseleri birileri gelip almıyor. Hayaletler dolaşmıyor burada. Sattığınız hisselerin çoğunu spekülatörler alıyor. O tahtanın sahibi alıyor diplerdeyken. Yani aşağı doğru sürüklenirken dibe doğru orada bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Malları topluyor sizden. Akümülasyon. O veriyorsun, sen veriyorsun, ben veriyorum, o veriyor, bu veriyor falan filan. Bütün malları boşalttık. Nereye? Göle boşaltmadık. Verdik, adama verdik veya gruba verdik. Ne yapacak bu? Turşusunu mu kuracak? Kavanozun içine koyup hisse senedi turşusu mu yapacak? Yok. Niye bunları alıyor? Bunları daha sonra yukarıya götürüp yukarıda çok iştahlı olanlara, güzel bir hikayeyle, hurra diye koşanlara, buyur kardeşim, buyur efendim, buyur hanımefendi, buyurun, siz de alın, dağıtıyor gidiyor. Bıraktı mı kağıdı peşini, tamam, top şimdi gene yatırımcıda kaldı. Ah ne yapacağım ben, ne oldu, ne bitti? Hayda, tekrar aşağıya. Sistem bu şekilde. Ne zaman hisseler elden çıkarılıyorsa büyük gruplar veya büyük spekülatörler tarafından hisseler küçük yatırımcıya dağıtılırsa, küçük yatırımcının buna karşı çarpışma gücü var mı? Var, organize olursa var ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Ondan sonra yok bedelli arttırımı, yok bilmem ne arttırımı, şu arttırımı, bu arttırımı. Bu ülkede ticaret bankası ya. 90'lı yıllarda ticaret bankası resmen batırıldı ya. Ticaret bankasının bütün emeklileri şu anda sersefil oldu. Kendi bankaları elinden alındı arkadaş. Eşim var orada, eşim çalışıyor, emekli oldu. Biliyoruz yani hikayeyi. Olur mu böyle şey ya? Yok bedelli attıracağız, yok bilmem ne yapacağız. Kardeşim sermayesini niye arttırıyorsun? Sermayesini bir kere kim götürdü? Onu arasana. Kime verildi bu sermaye? Onları bir arasak ya. Ondan sonra bir sürü hikaye. Dine yok canım. Bazı konular var, insan çıldıracak gibi oluyor. Televizyonda da dün gece adamın elinden paraları götürmüşler. 500 bin mi, 1 milyon liralık mücerrat neyi çalınıyor? Yakalanıyor, serbest bırakılıyor. Hamilememiş, neymiş bilmiyorum, anlamadım gitti. 70 tane suçu varmış. Allah Allah. Yani demek ki ıslah evine gitmesi lazım bir şekilde. Yani öyle pek anlaşılır gibi değil. Vatandaş anlayamıyor artık ne olup ne bittiğini. Geçelim. Hocam. Trend yukarıya burada da. Evet, hisselere geçiş kaçar, yapalım. Çok kaçmaz ama bir yaz aylarından sonra bir hareketlilik bekliyorum kardeşim. Yani kışa doğru. Bütün dünya Fed'e kilitlenmiş durumda. Fed de başkanlık seçimine kilitlenmiş durumda. Yani başkanlık seçiminin olduğu 2016, işte 2020, bu yıllara gidin. Trump'ın seçildiği 2016, sonra 2020, pandemi mandemi oldu Mart'tan sonra, Kasım'a kadar gürültü patırtı koptu gerçi ama ne oldu ne bitti oralara bakın. Fed'in aksiyonları neydi? Ne? Günlük grafiklere geçtik. Peki, logoyla devam ediyoruz. Evet hocam, hisselere geçiş yaparım. Logoyla başlayalım hisselere. İyi, peki bakalım. Buradan dipleri birleştiren mavi renkli çizgi dört tane dibi birleştiriyor. Her seferinde bu çizgiden dönmüş. Demek ki bu çizgi ana trend çizgisi. Bu çizginin üzerinde alıcı geliyor kardeşim. Bundan bunu anlıyoruz. Aynı çizgiye paralel bir de tepeleri birleştirirsek. Yukarı taraftaki mavi çizgide de satıcı gelecek. Muhtemelen bir sonraki satış o çizgiye geldiğinde orada gerçekleşecek. Ha daha önce bir satış gelir mi? Tabii 112 lira. 112 lira da normal şartlarda çanak tamamlandığı için hangi çanak? 112-76 çanağı tamamlandığı için eski tepeye geldiği için tarihi zirveye orada satış gelir.
Ama aşıldığı takdirde üst taraftaki çizgiyi takip edin. Mavi çizginin oralara doğru geldi mi satmayacaksan alma yani. Sonra geliyorsun, dert oluyor. Niye? Hocam 132'den aldım. Evet, şu anda kaçta? 115'te. Ne yapalım? Ne yapacağız? Ne yapalım yani? Sat desek spekülatöre satıyoruz. Tut desek spekülatör onu zaten 115'e indirmiş. 100 liraya indirecek, 90 liraya indireceğiz. Kazanamayacağımız bir durum yani. Ne yapsak boş. Yapmamız gereken esasında 135'te almamak. Üst çizgiye değdiğinde, üst çizgiye değdiğinde satmak. Ben satıyorum, gidiyor. Gidebilir, niye? Niye gidebilir? Ben sattım, sen sattın, o sattı, bu sattı. Kime sattık? Hayalete satmadık. Tahtayı orada tutmaya çalışan spekülatöre sattık. Tutmaya çalışıyor ki gelen alıcılara hisseyi dağıtabilsin. Herkes ona satarsa ne olacak? Bu da fiyatları kendi kendine aşağı indirip 90 liraya sana geri mi verecek? Yani onun oyununu biz mi oynatacak? Oynatır mı sana? Kendi oyununu oynatmaz. Bu sefer 135'ten 165'e çekiyor kağıdı. Çeker. Parası var. Lotlar da biz hepimiz verdik bütün lotları da. Çeker. Ondan sonra burada da kazanamayız. Niye? Ya bırak Allah'ın seversi. Ya, sat dedik. Demeye kalmadı. 135'e verdim. Ahmet Hoca söyledi. 135'e verilir diye verdim. 165'e gitti. Abi. O da bir şey bilmiyor. Hikaye buna dönüyor. Gel de yarana, yaranabilirsen yaran vatandaşa. Yaranamazsın. Teknik analiz esasında çok insanların, çok fazla insanın, grubun, fonun falan filan karıştığı bir ortamda geçerli olur. Tek kişinin veya tek grubun alıp götürdüğü, getirdiği kağıtlarda teknik analizi bir yere kadar yapabiliriz. Niye? Adamın kafasında ne var ne yok, teknik analize göre hareket ediyor mu etmiyor mu, ona göre bir fiyatlar falan biçebiliriz. Yani zaten her şeyin de teknik analize bittiğinde iddia etmiyoruz. Siz gene yatırım yaptığınız, alıp verdiğiniz şirketin Türkiye piyasasındaysanız bilhassa ne olup ne bittiğine bakın kardeşim. 20 senedir iş görmeyen kağıtlar uçtu gitti. Bir gün onlar, o kağıtlar birilerinin elinde kalacak. Ondan sonra bir 20 senede orada beklersin. Niye buraya alıcı gelmiyor? Kardeş, o zaten 20 senede işlem görmüyordu. Hurra diye ne varsa almak istediğiniz için o kağıtları da hareketlendirdiler. Bir yerlerde elinize tutuşturacaklar. Ondan sonra bir 10 senede başka bir güruh, başka bir yani bir 3-5 milyon bir daha hurra diye gelince ancak o zaman sizler de oradan kurtulabilirsiniz. Bu arada da enflasyon paranızı yemezse. Onun için diyoruz. Yani belli başlı yerlerde pozisyonlarınız olsun. Her yerde değil. Evet, geçelim. Trend yukarıya doğru, 112'ye doğru gider. Dediğim gibi önce 112'de belki kar satışı olur. Orası olmazsa üst çizgiye doğru Abbas Yolcu. Evet. Hocam kısa bir araya gidelim. Sizleri birazcık dinlendirelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde programımız devam edecek. Efendim kısa bir reklam arasından sonra hocamız Ahmet Mergen eşliğinde Borsa Teknik programı kaldığı yerden devam ediyor. Hocam reklam öncesi hisseleri geçmiştik. Hisselerden devam edelim. İkinci hissemiz Kuyaş. Grafiğimize geliyor hocam şu an. Yolda ve geldi. Evet. 2022'nin ortalarından itibaren iyi bir trend. Yukarı yönde. Borsanın çıkışına uymuş. Hatta bir ara iyice kaptırmış. 5 lira 92 lira. 20 katı. İyi çıkış. Ama orada tabii durmuyor. Alıcı 150'ye 200'e gidecek diye geldiyse o hayallerle götürecekler abi, gidecek abi falan diye
yeğen aldırdıysa aile efradına malları, oradan bir pataküte 92, aşağı tarafta 39. Yok artık ya, LeBron James yani. Bu ne? Kaç günde? 6-7 günde. Yani 2 haftada 92 bin liran bir anda 40 bin liraya iniyor. E sinirlenirsin doğal olarak. Ama işte bazen de maalesef kendin aranmayacaksın. Zaten kağıt gelmiş bilmem nereye. 20 katı yapmış. Birileri belli ki kağıdı yüklenmiş götürüyor. Sahiplenmiş. Çekiyor yukarıya doğru. Ve sonraki sert satışlar, bir tepki hareketi daha 70 liraya. Maalesef orada da ikinci bir halka arz. Tamam. Tekrar kağıt geliyor şimdi 40 liraya doğru. 3 tane dibi var. Düz, mavi çizgi. Buradan tepki hareketi normalde beklenir gelmesi. Ama ortalamaların altında çok da fazla böyle aman aman, yani normalde uçar kaçar maçar demek zor burada. Ha. 92 liraya kadar götüren kimlerse onlar tekrar gelip de buradan bir daha bütün hisseleri toplayıp da götürürlerse gider. Ama o riske girerler mi veya topladılar mı? İşte bütün mesele orada zaten. Ama teknik olarak kardeşim tepeleri birleştiren bir mavi renkli çizgi var. Aşağı doğru geliyor. 70, 62, 57 iniyor aşağı. Bu çizginin üzerine çıkmadıkça demek ki satıcı daha düşük fiyatlarda satmaya razı. Her yukarı hamleyi daha düşük tepede karşılayarak satışla karşılıyor. Hop diyor gidemezsin diyor. Vuruyor çıkıyor. E kim alıyor? Belki de spekülatör alıyor. Bilmiyorum ki. Veya grup alıyor. Ama beklemek lazım. Bir görmek lazım. O çizginin üzerine çıkabiliyor mu? Hele hele ortalamanın üzerinde kalabiliyor mu? Önce bir onu görelim ya. Ha, bir başka avantajı 40 lira civarında işte bütün çıkışın %61.8'i yaklaşık olarak 42'ler. 40 lira civarında o şey destek bölgesi. Fibonacci hesabı kitabı yapanlar, Fibonacci'ye göre alışveriş yapanlar ya buradan zıplar kardeşim. Geçmişte de bak ölü kedi zıplamış 39'dan bir daha geliyor 41'de orada bir daha alıyor. Belki 41'e aldı 57'ye sattı iyi para. 40 liralık kağıttı 16 lira. Sonra bir daha geldi. Belki bir daha alıyor. Yani bunun altına çakılırsa 40'ın altına kaçışırlar. 26'da 26-27 oralarda %78.6 orayı beklerler bu sefer. Onu da bilin. Maalesef trend şu anda aşağı yönde hala gelişiyor diyeyim, demek zorundayım. Buradan tepki gelirse gelir. Ama gelmezse ortalamaların ve o trend çizgisinin tepeleri birleştiren çizginin üzerine çıkamadığı sürece aşağı gitme riski hala var. Geçelim. Hocam lider turizme bakalım. Sıradaki hissemiz olsun. Aynı hikaye. 24, 106. İyi tamam ama yani 50'den 106'ya çok hızlı götürmüşsünüz kardeşim. Orada da yukarıdan aşağıya boyamış tahtayı, bütün kademelere vermiş herhalde. İyi bir alıcı geldiyse. Ondan sonrası boşluklar, satış boşlukları, tabanlar, şunlar bunlar derken kağıt tekrar 43 liraya geliyor. 50'den başladın çıkışa, 50-84, 51'den 43'e geliyorsun. E ne oldu bu aradaki çıkış? Bu yükselişte ne oldu? Ya hikaye mi bitti nedir? Bir beklenti vardı o mu bitti? Ya büyük ihtimalle değildir. Yani yatırımcılar tekrar boşalttıysa malı 40'larda, 45'lerde, 50'lerde, 70'de, 80'de alanlar çıkacak diye. Şimdi yavaş yavaş tırmanıyor. Nasıl bir tırmanış? 24, 43, işte 62 dipler aynı çizgide oluşuyor. Kahverengi çizgi. Trend çizgisi bu kardeşim. Buna paralel bir çizgi alıp da üstüne koyarsa tepelere, o da 3 tane tepeyi birleştirdi. Demek ki üst tarafta da bu çizgide geliyor. Normalde satıcı. Buna bakarak bu kanal içinde hareketleri takip edebilirsiniz. Ortalamaların üzerinde biraz aşağı sarkar gibi yaptı. 20 günlük ortalama tutmaya çalışıyor. Tutmazsa 75 civarında 50 günlük ortalama. O da tutmazsa alt taraftaki dipleri birleştiren çizgiye bakarız. Ve o da tutmazsa
Onu da söylemeyeyim artık. Yani, tutsun artık yani. Ama yukarı tarafta 100 liraya doğru gelirse üst çizgileri aşıp da yani dağları aşıp da gel falan gibi şarkı gibi oralara doğru gelirse 100 liranın üzerinde satıcı gelir kardeşim. 106 civarından yukarı aşağıda, yukarıdan aşağı indirmiş. E maliyet vardır. 95'in üzerinde 100-105 aralığında bir yerlerde bir sürü insan takılmıştır. Onlar hala kaçmadılarsa kaçışmak için gelirler. Fiyat kendi aldıkları seviyeye yanaştıkça, kendi aldıkları fiyata yaklaştıkça lanet olsun deyip kaçarlar. Evet, geçelim. Hocam, Kutbo yani Kütahya Porselen, dördüncü isimimiz olsun. 90'lı yıllardan beri burada. Evet. Evet. E sahibi var. Bu kağıdında. Ya zaten herkes, hepsinin sahibi var. Yani sahibi de olmayınca kağıtlar zaten bir yere gitmiyor. Götür, getir, indir, bindir. 15 liraydı. Sonra uçurdular. Sonra gene geldi. En son 50'den 121'e kadar güzel bir çıkış. Ortalamaların üzerinde gayet güzel. Teknik. Ortalamalara çarparak falan filan yükseliyor. Ve yukarıda da teknik ol çalışmış. Omuz baş omuz yapmış. 3 tane tepe. Orta taraf 121.9. Çizgiyi, boyun çizgisini kırdığı anda aynı zamanda 20 günlük ortalamayı da deliyor aşağı yönde. 50 günlüğün altına bir iniyor çıkıyor. Bir satış daha 106'dan geçmiş olsun. Nereye? Ölü kedinin zıplayacağı yere. 80 civarına. 78'den zıplıyor. Bir önceki dip de 77'de. Hem dipler aynı seviyede yaklaşık. Hem de büyük çıkışın %61.8'i oradan döndürüyor. Bir bana açıcılar da geliyor oraya tabii. Şimdi böyle bir burada bir çanak ihtimali var mı? Yani 100 lira diyelim 99, aşağı taraf 78. 20 liralık bir alan. Burada ufak bir çanak oluşabilir mi? Oluşabilir. Golden Cross olmuş mu? Evet. Kağıdı buradan 100 liranın üzerine kopartıp bir 20 lira daha götürse zaten ana tepeye götürmüş olacak. Büyük çanak tamamlanmış olacak. Gene satar. 120'ye doğru gelirken. 116'larda falan tepeler var. Bakalım 99 lira 10 kuruş oradaki son tepe. Orayı aşırtırsa o zaman gelirler. Teknikçiler de gelir. Direnç geçiliyor diye. Alan satanlar belki 105'e çakar. 100 lirayı alır 105'e çakar. Teşekkürler %5'imi alır giderim ben der. Fazla risk edemem kendimi. Bekleyenler belki kağıdı götürürlerse 115'e oralarda satarlar. Evet, ortalamaların altına stop. 90 liranın altı stop gibi gözüküyor. 50 günlük ortalamanın altı tamam altına gitmesin artık. Götür getir. Evet geçelim. Hocam Lokman Ekim'e bakalım. Beşinci isteğimiz olsun. Yani hiç böyle kağıtları söylemiyorsun. Yani şuraya bak 16 liradan 116 liraya. Bayağı güzel gitmiş. Hatta son zamanlarda 54 liradan itibaren bayağı hızlanmış. Yani duble yapmış orada. Çok dik bir çıkış. Oradan sonraki sert satışı beğenmedim. Yani 115'ten bir anda 88-70'e böyle bıçak gibi cırırıp diye gitti mi bende biraz sıkıntı başlar. Karnıma bir takım ağrılar girer. Bu tepki çıkışı burada yaşanırsa kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstüne çıkamadan bir daha aşağı dönüyorsa o zaman 88-70'de durabilir mi fiyat düşüş? Ondan da şüphem olur. Biraz kar realizasyonu yaşanacak gibi gözüküyor. 20 günlük ortalamanın üstüne çıkmadığı sürece sıkıntılı derim. İyi para vermiş ama. İyi para vermiş. Yani 16 lira ne zaman? 23. Seçim. Seçim sonrası kağıt 16 liradan 116 liraya gidiyor. İyi para veriyor. Çarpalım. 8 ile çarpsak. Yok 120. 7,5, 8 katı falan. 15 kere 8 ne eder? 120 eder değil mi? O civarda. 7 katı, 7,5 katı. İyi para. Bir senede. Seçimden
Ne oldu? 2024'ün Mayıs'ı zaten falan filan işte. Yani iyi para. Kar realizasyonu olabilir. Yani kim satıyorsa, kar realize ediyorsa haklı. Yani girmeyeceksin, gelmeyeceksin. Evet, geçelim. O zaman hocam 6. hissemiz Link bilgisayar olsun. Lotlar azdır benim bildiğim kadarıyla burada. Normal. Az olduğu da belli zaten. Kağıt 745'lere falan uçmuş 357'den. Trende bakarsan kardeşim yukarı doğru gidiyor. Diyeceğim bir şey yok. 497'de 3 tane tepe var. Aşağıda da 350 civarında 2 tane dip var. 350, 490, 500 desek. 350, 500, 150 lira. 500'ün üzerine 150'yi koy. 650. Yani kağıt gelmiş 745'e. Yani çanağı katlamış zaten. Yukarı yönde. Ha şimdi ortalamaların üzerinde bir yerde 620'ye dikkat. Orada bir dip oluşmuş. Gelen satışlarla. İkinci çıkış 710. 745'i şu anda geçememiş gibi gözüküyor. Daha sonra geçebilir mi? Geçebilir. Ama 620'nin altına inerse kar satışı hızlanır. Birileri kaçar. Öyle de diyeyim. Geçmiş. Geçelim. Hocam Link bilgisayardan sonra lüks kadifeye bakalım. Yılların lüks kadifesi. Bu da çok fazla işlem gören bir kağıt değildi zamanında. Şimdi de yani gene lotlar azdır burada. Ama sahiplenen birisi almış kağıdı. Herhalde 25'lerden falan 20'lerden götürmüş 155'e kadar. İyi bir çıkış yaşatmış. Hatta yatay alana sarmış bir ara. Fincan ve kulp da diyebilirsin. Nerede? 75-50 arası. Koy üzerine 25, 100 lira. Kağıt nerede? Kağıt orayı almış. Geçmiş bile. Hatta 128 ile 97 arasında bir tane daha çanak yapmış. 130, 100 desek 30 lira. 30'u koy 130'un üzerine 160. Kağıt gelmiş mi 150 ve gelmiş. İkinci çanağı da katlamış. Ama ondan sonraki satışlar maalesef düşük tepelerle aşağı geliyor şu anda. 103'e kadar geldi. Buradan toparlanabilir mi? İnşallah. Ama toparlanma sinyalini almak için de ortalamaların üzerine çıkıp orada kaldığını görmek lazım. Alıcının geldiğini hissetmek lazım, görmek lazım. Yoksa ortalamaya çarp bir daha devril, 103'ün altına devrilirse sol tarafta 97 var. Bu sefer orayı dener. Tutar mı tutmaz mı diye. Öyle bakın. Yani 55, 155, 100 lira. %50'si geri gelse 50 lira. 55'ten 155'ten 50'yi çıkar. Zaten 105. %50'nin olduğu yerde tutunmaya çalışıyor. Ama %61.8'lik Fibonacci geri çekilme seviyesine kadar da gelebilir. 61.8 nerede? Çıkışı ne yaptık? 55'ten dedik. 155'e 100 lira yaptık. 61.8 ne kadar? 62 lira. Çıkar şeyden 155'ten 62'yi. 60 çıkarsak zaten 95'e de. İşte 97 orada. Geçelim. Hocam lider factoring. Sıradaki hissemiz olsun. Yatayda. Ama alt çizgiye doğru geliyor. Bakarsan 7.51, 7.60, 64. Demek ki bu 7.60 falan civarında 3 defadır alıcı geliyor. E tepeler boş ver 11.30'u. Esas tepeler şeyde oluşuyor. 10 liraya gelirken. Yani 9.70, 10 lira arası satıcı geliyor kardeşim yatay alanda. Sonrasında 9.87, 9.10 falan filan şeklinde aşağı doğru geliyoruz. Tepeleri birleştiren çizgi kahverengi aşağı eğimli. Fiyat ortalamaların altında. 7.60 falan oradaki dipler kırılırsa sol tarafta çıkışta oluşan boşluk kapanabilir. Bu sefer hedef olarak o yatay alan kalınlığı kadar aşağıya doğru katlama ihtimali doğar. Yani fiyat 6 liraya doğru bu sefer geri çekilmeye başlar. 6.20 mi olur, 6.30 mu olur o oralara doğru sürüklenir. 7.60 son durak 7.51. Stop orada olsun bari. Ama şu anda ortalamaların altında. Yani yukarı gidiyor diyemem. Aşağı doğru süzülüyor kardeşim kağıt. Yani tutunmaya çalışıyor ama bu lider factoring yani kağıdı 2 liradan 11'e götürdüklerine göre ortalamaların üzerinde falan demek ki bir de sahibi var bunun da. Bu kağıdı sahiplenmiş birileri var.
grup mudur, spekülatör müdür bilmem, tanımam. Yani burada tutmaya karar verirlerse kağıdı, tutunmaya, aşağı bırakmamaya tutarlar. Ama yok, bir bırakalım bakalım ne oluyor görelim derlerse 6 lira civarında gelirler. 6 ve 6'nın biraz üstlerinde. Evet, geçelim. Hocam, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile son hissemize bakalım. Yani burası tam bir faciaya döndü ya. 96 liralık kağıt aşağılara falan gitti. Bunun gibi böyle 4-5 tane, 5-6 tane daha kağıt var. Yani enerji sektöründe orada burada. Götürdüler. Ondan sonra ne olduysa oldu. Kızılca kıyamet koptu 96'da. Arkasından taban maban hızla indirdiğin anda burada 50'ye alan, 60'a alan, 70'e alanların hepsi donar kalır. Kimse de çıkamaz. Çıkmaları için de bayağı bir vakit geçecek gibi geliyor bana. Şimdi biraz aşağı taraflarda dengelendi gibi 15-16 lira civarında. Ama yukarı tarafta da yani kağıtta önce 26 sonra 30 civarında falan satıcı var. Yani al sat, eyvallah yapabilirsen. Ama tekrar 90'ları falan kısa sürede oraya gelmesi mümkünatı yok diye düşünüyorum. Gerçi olmaz diye bir şey yoktur piyasalarda. Olmaz ama ya olursa da büyük sürpriz olur. Yani. Evet, geçelim. İyi hafta sonları herkese. Hocam. Bu arada altın daha yukarıydı, bugün aşağı gitti. Hocam bir saniye. Şimdi bir saniye. Daha zamanımız var. Sadece son hisseye baktık. Şimdi, öyle mi? Ha, Tabii hocam daha var. Daha, sizi bırakmıyoruz şu anda bir yere. Daha 5 dakikamız var. Kocaman bir 5 dakika var. Hocam hazır sizi bulmuşuz. Son hafta 5 dakikamız da kaldı. Yani son hafta dediğim haftanın son işlem günü. O zaman hocam sizlerle beraber biraz da emtiaları konuşup haftayı kapatalım. Şöyle bir ons altına bakalım mı? Çünkü 2400 dolar oldu. Tabii. Gene geldi oraya. Evet, hatta dün 2424'ü görmüş kerata. Evet. 2415'ti. Yok, 31. Ortada 2450. 2424. Şimdi mumun boyu yukarı. Geldi ama satıcının olduğu. Yatay alan ortada yani. Yatay alan kabak gibi görünüyor. Üst taraf 2430. 50 gitti geldi. Orayı hadi bırakalım. Ama 2430'a doğru satıcı geliyor kardeşim. Ama geçilmeyecek diye bir kural yok. Sadece geçecekti. Fed takos koydu buna. Hop hop dedi. Falan dedi. Nereye böyle? Herkese hurra, altınlara, hisselere falan. Beni dedi dolarla başa baş bırakıyorsunuz. Olmaz dedi. Ben de başkanın seçilmesini bekleyeceğim dedi. İyi tamam. Ama burada 4 ay bekleyebilir miyiz yani bu yatay alanda? Biraz zor gibi ama belli de olmaz ya. Bekletebilirler de yan yan gidebiliriz yani. Aşağı taraf 2280, yukarı taraf 2430 gibi. Bugün de tekrar 14 dolar aşağıda. 2415'e mi gelmiş? Yok, 2400'de. Evet hocam, 2400. 2400'e geldi gene. Ortalama nerede? Ortalama 2350'lere doğru geldi. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama. O şimdi yükseliyor. Öteki 2330'larda biraz daha geride kalıyor tabii ki. 50 günlük hemen reaksiyon veremez yani. Kırmızıyı bekler. Burada şimdi çok da gelmese gerek. Yani 2370'e de gelebilir. 2430-70-60 dolar arasında götür getir olabilir. Bir süre sonra bir daha aşağı verirler. Fed'e doğru ya Fed belki yani 0.25 es kaza kafasına esip de hani şimdiki başkana yardımcı olsun ayaklarda Eylül'de falan 0.25 bir indirim yapar mı? Ben beklemiyorum ama Kasım'a kadar bir halt yani olabilir, kafasına esebilir. O zaman 2450'nin üstüne doğru bir hareketlenme yaşanabilir. Bunun yukarı tarafta hedefi 2600, aşağı tarafta da 2150. Bu yatay alan ne tarafa koparsa. Evet, geçelim. Hocam bir de gümüşe bakalım. Ons gümüş cephesinde durumlar nasıl? Bu da çanağı tamamlamaya gidiyor. Dün yukarı gitti ama 32'lere gelemedi. Bugün de ekside. Kaç lira? Bugün 1 dolar falan, 80 sent ekside. Bu tabii 2400 dolar değil, 31 dolar. Yani 31-32 dolarda da 70 sent para yani. 1 dolar para. Nereden baksın?
iniyor çıkıyor. Trend yukarı. Ana trendi de yani gösterdik. Değil mi? Yani hafta arası çeşitli yayınlarımız var geceleri. Doğru. Sende de yayın yapıyoruz. Orada da anlattık. Doğru. Bunun hedefi olarak 36 sonra 42 var. %61.8'lik geri çekilme seviyesi orada. Yani çarşamba günü de anlattık bunu gece yayınında. Sen de ben arayanlar bulur. Evet. Yukarı yönde şu anda kısa vadede 32.52'de var direnç. 32.5 aşağı taraf 28.5 4 dolar. Yukarı katlarsa 36.5. Büyük düşüşün %61.8'lik geri alma seviyesi 36 35 80 36 civarında. Orada seni yakalar. Ama oraya da 2 ayda gitmez. Kışa doğru. Fed'le beraber hareketlenecek bence bunlar. Evet, trend yukarı, çanak tamamlanıyor. Onun için kısa vadede kar satışları falan filan itiş kakış devam eder. Birileri burada para yapıyor kardeşim. Yani her bir dolar oynama para kazandırıyor. Forex piyasasında. Yani altında her bir dolar yukarı aşağı neyse 100 dolar yazar bir kontratta. Bu da para demek ya. Evet. Geçelim. Değerli ne hocam başka? Süremizi sonlandırdık. Hocam çok daha teşekkür ediyoruz. Daha bitirdik süreyi. Evet. Peki. Evet. Yani. Hocam güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek oradaki dileğiyle. Oradaki çalışanlara, tüm yatırımcılara, tüm emekçilere de iyi bir hafta sonu. Kendimize iyi bakalım. Siz de iyi bakın. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet efendim, Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.